Sevgili hocam, geçenlerde uykudan uyandığımda gördüğüm rüyanın gerçekleşeceğinin şiddetini hissederek uyandım. O an kimse beni bu yaşadıklarımın gerçek olmadığına inandıramazdı. Hocam, tıpkı bir rüyadan gerçeğe geçiş gibi dünyadan sonsuz ahirete geçişimiz de rüyadan uyanmaya mı benzeyecek? Tamer Akay, Gaziantep. Çok güzel söylemiş. Tabii kalkıyorlar. Yani rüyada veya komada olduklarını düşünüyor olabilirler. Yani komadan, bir hastalık halinden kalkmış olduklarını düşünüyorlar. Çünkü bir türlü toparlayamıyorlar ilk kalktıklarında. Kaç gün kaldıklarını kendi aralarında soruyorlar. Evet. Kimi 10 gün kaldık diyor, kimi bir gün kaldık diyor, kimi bir günün bir vakti kadar kaldık diyorlar. Evet. Çağırıcıya uyuyorlar. Yani uzaktan birisi onları çağırıyor. Bir melek çağırıyor. O tarafa doğru hızla koşmaya başlıyorlar. Ondan sonra orada anlıyorlar öldüklerini. İnşallah. Eyvah diyorlar, bu din günü diyorlar ayette. Kastedilen doğruymuş diyorlar. Yani biz öldük diyorlar. Yani o zaman öldüklerini anlıyorlar. O vakte kadar anlamıyor, yine anlamıyorlar. Evet, inşallah. Yani düz arazi olduğu için bir şey oldu zannediyorlar. Yani baygın durumu kavramaya çalışıyorlar. Nedir burası, yani niçin geldik, nasıl oldu gibisinden. Ondan sonra olaylar, safhalar gelişmeye başlıyor. İnşallah. Allah dizüstü çöktüreceğim diyor hepsini diyor. Ehli küfür, Allah'a inanmayanlar dizüstü çöktürülüyorlar. Bir kısmı yüz üstünü süründürteceğim diyor Allah. Yani aşağılanmak için, aşağılanmak için. İnşallah. Çünkü enaniyet, kibir ve azametli adamlar orada tam zavallı hale giriyorlar. Yani bu hani alçak dağları ben yarattım kafasında tipler oluyor ya. Onlar orada tam zavallı oluyorlar. Tam acize düşüyorlar. Allah bunu belirtiyor Kur'an'da.